Neden çağırmıştır? Demedi bir şey. Naip Efendi gelince öğrenirsin. Hem de suallerime iyi kulak ver. Merhum Kadı Burhanettin Efendi'yi nasıl buldun? Vardığında sağ mıydı, mefta mıydı? Ne içirdin, nasıl tedavi ettin? Hepsini diyesin. Neden böyle sual edersiniz Naip Efendiciğim? Lafı geveleme. Tiz ne dediysem onu anlat. Rahmetlinin yanına vardığında çoktan Rabbisine kavuşmuş idi. Nabiz ve soluğuna baktım lakin ne nabizi vardı ne soluğu. Kalbi tamamen durmuş idi. Tekrar çalıştırmak için uğraş verdim. Evvel ağzını açtım. Boğazı bir şey tıkamıştır diye lakin yok idi. Ağzından sıcak hava üfledim. Şiddetlice sarstım. Ve çörek otu yağıyla göğsünü ovaladım. Lakin ne ettiysem fayda etmedi. Peki vefatının sebebi nedir? Rahmetlinin vücudunda başka bir alamet görmedim. Zanneder isem damarları tıkanmış idi rahmetlinin. Harun Efendi, yalan beyanın cürmü büyüktür bilesin. Haşa efendiciğim, ne yaptım ne gördüm ise onu söyledim. Yalanım varsa şuradan şuracığa gitmek nasip olmasın. Gidebilirsin. İşittin dediklerini. Bir hekim olarak sen ne yapardın? Ben de aynısını yapardım. Lakin çörek otu yağı değil de başka bir yağ kullanır idim. Ama netice değişir miydi? Değişmezdi kanımca. Alacağın ola kahveci Süleyman. Bir bize kaynatmadı Şükür kahvesinden. Eh be adam. Bilmez misin zar zor buluruz bunu dahi. Anca Dilaver Bey'e yeter. Eyleme beni. Ya sen ağa mısın, bey misin mübarek? Sana mı kaldı milletin kahve keyfi? Böyle giderse batarız Tahir Efendi. Kardan zarardır bu. Hiç yapmayalım bu işi, daha iyi. Köylü Dilaver Bey'in verdiği akçeyi beğenmez oldu gayrı. Hele ki sulh haberlerinin aslı çıkarsa iyice elden avuçtan çıkarlar. Frenge nasıl mal göndereceğiz Tahir Efendi? İşimiz çoğalır diye üzülür olduk. Ben anlamam. İpekçi emini sensin. İkna et köylüyü. Handan gayrıya mal verilmeyecek. Pişir bakalım Süleyman Efendi bizim kahveyi. Baş üstüne beyim. Gene neyin derdiyle kızardı suratın Yosef? Hesap işleridir beyim. Sıkmayalım canınızı. Seni tanıdım. Başka bir iş var sende. Bugün Harun Efendi'yi sigaya çekecekmiş Kadı Naibi Mahmud'u. Gene mi o mesela? Ne arar bu adam? Ne bulmak dilerse onu arar beyim. Size kasti var. Geldiğinden beri böyle. Tevekkeli değildir Cafer'in anlattıkları. Kahire'de ne kadar anlı şanlı bey varsa hepsine takmış kafayı. Nazirzadele bir olup çöreklenmiş insanların tezgahına. Sıra size geldi bey. Yok. Harun'dan bir şey çıkmayacak. Başka bir delil, başka bir yol bulmalıyız üstadım. Katledildiğine emin misiniz ki? Belki biz zannederiz. Belki de rahmetli eceliyle göçmüştür. Olur mu üstadım? Siz dediniz ki... Ben derim ki... Elde delil yok ise davaya başka bir cihetten bakmalısın. Şimdi meseleye doğru sualler sorasın ki doğru cevaplar alasın. Rahmetli Kadı Efendi'yi Dilaver Bey öldürttüyse bunu ne dev yapa? Hala
devam edesin. Dilaver Bey'in işine çomak sokmuştur. Yahut bu cürmü kim işlediyse onun işine çomak sokmuştur. Peki bir kadı bunu nasıl yapar? Kanun ile, dava ile. Öyleyse kimin işine çomak soktuysa ona bakmak lazım gelir. Eyvallah. Eyvallah üstadım.